Haberin merkezi Kanal Avrupa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Elazığ'daki TOKİ alanında düzenlenen afet konutları temel atma ve sosyal konutlar anahtar teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize göre kendimizi buna göre değiştirmemiz gerekiyor, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte afet konutları temel atma ve sosyal konutlar anahtar teslim törenine katıldı. Kıymetli Elazığlı kardeşlerim, değerli hanım kardeşlerim, şehirlerimizi felaketlere karşı direnç hale getirdik diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Son depremlerin ardından İnşa edeceğimiz 650 bin konutun 7452'sini Elazığ'da yapıyoruz. Bunlardan 505'inin temelini bugün atıyoruz. Böylece deprem bölgesinde 67050 konut ve köy evinin yapım sürecini başlatmış, bunlardan 31663'ünün de temelini atmış oluyoruz. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır. Aynen burada olduğu gibi. Konutlar üzerinden muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Bay bay Kemal, senin ömründe kaç konut var?" diyerek şu ifadelere yer verdi. Biz eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri diyerek bu yolda yürüdük. Ülkenin yönetimine dair tek müktesepleri koalisyon dönemlerindeki dermansız, bitik, darmadağın Türkiye olanların hafsalası bizim birkaç ayda hastane inşa edebileceğimiz gerçeğini almıyor. Halbuki salgın döneminde yurt içinde ve yurt dışında biz bu tür hastaneleri zaten kurduk. Bay bay Kemal Sahra Hastanesi diyor. Bir de baktık Adana'da çadır kurmuşlar. Ve onu da hastane diye yutturmaya kalkmışlar. Bu millet yutar mı bunu ya? İçi boş hangarların reklamını yaparken biz binlerce yataklı hastaneleri rekor sürelerde devreye aldık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her hastaneyi de 319 bin konutu da kamu binalarını ve ticari alanları bir yıl içinde faaliyete geçirmek için size sözümüz var. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde sınırdan geçtiği iddia edilen Afgan kaçaklar ve internet ortamında paylaşılan görüntüler ilişkin Mehmetçi'ye çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin," dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde sınırdan geçtiği iddia edilen Afgan kaçaklarla ilgili internet ortamında paylaşılan görüntüler ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında Mehmetçi'ye seslenen Kılıçdaroğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçi'mize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudutta hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin," ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda Hatay'ın Reyhan ilçesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Arkamda gördüğünüz Suriye sınırı, bu Necip milletin alnına ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ana vatanlarına göndereceğiz," demişti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'da iftar öncesi çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı Yoğunca mahallesinde meydana geldi. Akraba iki aile arasında tarla meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Eyüp Sebik vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken olayda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma olaya müdahale ederken sağlık ekipleri yaralı 5 kişiyi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Sebik'in cenazesi, Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrası Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kırsal mahallede ve hastane civarında geniş güvenlik önlemleri alırken, olayda yaralanan Ali S'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde çıkan ambulans şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ceylanpınar narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri uyuşturucu madde satışı ve kullanımına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nde ambulans şoförü olarak çalışan M.C. isimli şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahıs üzerinde 0.51 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekipler şahsın çalıştığı Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi ve ikametinde yaptıkları aramada ise uyuşturucu madde içmede kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyetlik işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Şanlıurfa'da iki grup arasına çıkan ve bir kişinin de hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga çıktı. Alınan bilgiye göre kavga Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir soğuk hava deposunda iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ramazan G hayatını kaybetti. Yaralanan Mahmut E ise hastaneye kaldırıldı. Olay bölgedeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Zonguldak Hopa seferi yapan yolcu otobüsü Samsun'da araçta bulunan bir yolcu tarafından kaptanın bıçakla rehin alınması sonucu kaçırıldı. Jandarmanın operasyonu sonucu şahıs yakalandı. Kaptan ve muavin bıçaklı saldırgan tarafından hafif şekilde yaralandı. Samsun'da bir şahıs otobüs şoförünü bıçakla rehin aldı. Olay Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun Ordu Karayolu üzerinde saat 18 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak Hopa seferi yapan yolcu otobüsü Samsun'dayken otobüste bulunan yolculardan TK'nın elinde bıçakla yolculara saldırdığı ve bıçak zoruyla otobüsün kaptanını rehin alıp otobüsü kaçırdığı ihbarı üzerine Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri alarma geçti. Jandarma ekipleri Samsun Ordu Karayolu'nda güvenlik önlemi alarak yolcu otobüsünün geçişini beklemeye başladı. Jandarma ekipleri telefonda kaptana ulaşıp aracı durdurmasını istedi. Kaptanın bıçakla tehdit edildiğini ve durduramayacağını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri kaptanı ikna edip yolcu indirme bahanesiyle aracın durdurulmasını sağladı. Jandarma ekipleri otobüse müdahale edince FK bıçakla şoföre saldırdı.
Jandarma ekipleri araçtaki yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ederken, bıçaklı şahsın tehditleri üzerine kaptan aracı Çarşamba istikametine hareket ettirerek yoluna devam etti. Otobüsü takip alan jandarma ekipleri, Çarşamba ilçe girişinde otobüsün önü polis tarafından durdurulması üzerine, araca binmeyi başaran jandarma ekipleri şüpheli şahsı etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı alıp gözaltına aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçesine kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy, Bozova Kaymakamı Akın Oruç'la birlikte ilçede kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. İftar programına katılan Başkan Beyazgül burada vatandaşlarla yakından ilgilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin bir şahlanış dönemine geçtiğini anlatan Başkan Beyazgül şu ifadelere yer verdi. Bozova'mızı seviyoruz. Bozova'mız adeta bir sahil şehir gibi. Gördünüz, çok güzelleşiyor. Devam da edeceğiz Allah'ın izniyle. El ele vereceğiz, gayret edeceğiz. Bu ilçemizi böyle bir inci gibi güzelleştireceğiz. Yine bin aydan hayırlı Kadir gecesinde inşallah birbirimize bolca dua edelim. Milletimiz büyük sıkıntılar çekti. Cumhurbaşkanımıza dua edelim. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle artık şahlanış dönemine geçiyoruz. Bayramda buluşmak üzere diyorum. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Mustafa Taşçı, Başkan Beyazgül'e teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği türküyü seslendirdi. Gönlüm var reise bağladım, bir garip gönlüm var Tayyip'e bağladım. Başkan Beyazgül daha sonra Ankara'da düzenlenen Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda Büyükşehir sporcularından alt genç bayanlar kategorisinde Avrupa ikincisi olan Nurgül Alınmış'la bir araya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy'la birlikte ilçede yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmaları inceledi. Ben şunların birilerine sarmaşık ettim. O üstü kapatsın. Şanlıurfa'da çiftçiler don olayına karşı ağaçları pamuk ve araç lastiği yakarak korudu. Don'a karşı gece geç saatlerde yakılan ateşler etrafı aydınlattı. Şanlıurfa'da büyük bir ekonomik değere sahip olan fıstık ağaçları için donla mücadele ediliyor. Soğuk havalarda yaşanabilecek don olayına karşı ağaçlarını koruma gerekçesiyle çiftçiler ağaç yakınlarında pamuk ve araç lastiği yaktı. Uzmanlar gece geç saatlerde pamuk ve lastiklerin yakılması sonucu meydana gelen zehirli gazların çevreye zarar verdiğini bildirirken, çiftçilerin ise bu geleneksel yöntemi sürdürdüğü görüldü. Yakılan ateşlerle birlikte dona karşı ağaçların korunması hedeflenirken, gece saatlerinde ateşin saçtığı ışık etrafı aydınlattı. Haliliye Belediyesi bünyesindeki çalışma salonlarıyla üniversite sınavlarına hazırlanan gençler, sunulan hizmetten dolayı Başkan Mehmetcan Polat ve ekibine teşekkür etti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat'ın talimatlarıyla gençlere ve eğitime yönelik faaliyetlerini yoğunlaştıran Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerindeki meslek için ter döken gençler için okuma salonlarını hizmete sunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gençleri geleceğe hazırlıyor. Başkan Mehmetcan Polat'ın projelerinden olan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi içerisindeki kütüphanede
üniversite sınavına hazırlanan gençlere sessiz ve nezih bir ortamda hem soru çözümü hem de konu tekrarı yapacakları bir ortam sunuluyor. Gençler sunulan bu imkanlarla geleceğe daha emin adımlarla hazırlanırken, düzenli olarak yapılan alan yeterlilik testi ve temel yeterlilik testiyle de gençlere kendilerini deneme şansı veriliyor. Konu tekrarlarıyla eksik konularını tamamlayan ve deneme sınavlarıyla da yanlışlarını gören gençler, her zaman eğitime destek veren Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. Burası belediyemiz tarafından oluşturuldu. Deneme sınavları mevcut, ayda bir yapılan. Gerçekten de verimli bir çalışma alanı size sunuyorlar. Sessiz, sakin bir ortam. Yani nasıl söylesem, herkesin kendini bulduğu, gerçekten de azmini sergileyebildiği bir ortam. Diye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a da çok teşekkür ederiz. İlk önce başkanımıza teşekkür ederiz kütüphaneyi açtığı için. Gerçekten öyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Sessiz bir ortam sağladığı için ve güzel bir çalışma ortamı da mevcut olduğu için. Sessiz, ferah, sakin. Böyle açılması bizi çok mutlu etti. Mutluyuz, ders çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Hayallerimize ulaşmanın daha yakın olduğunu hissediyorum burada. İstanbul Beykoz'da yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşı otobüs çarptı. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği esnada yaralı yakını olduğu iddia edilen bir kişi otomobiliyle kalabalığın arasına daldı. Meydana gelen iki kazada 5 kişi yaralandı. İstanbul'da yolcu şehir içi otobüs yayaya çarptı. Yaralının yakını ise arabayla olay yerine daldı. Olay dün akşam saatlerinde Beykoz Yeni Mahalle Doktor Ömer Besim Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa seyir halindeki İETT otobüsü çarptı. Vatandaş çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen yaralının yakını otomobiliyle kalabalığın içine daldı. Olayda toplamda 5 kişi yaralandı. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İftar sofrasında muhtarlarla buluşan Başkan Yalçınkaya, Akçakale'nin değişimine öncülük ettiklerini ve her yönüyle muazzam bir ilçe hedeflediklerini belirtti. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya bir muhtarlar buluşmasına daha ev sahipliği yaptı. Ramazan ayının maneviyatının yaşatılması ve muhtarlarla dayanışmayı güçlendirmek amacıyla geleneksel olarak iftar yemeği düzenleyen Başkan Yalçınkaya yine muhtarlarla iftarda buluştu. Yemek sonrası muhtarların talep ve önerilerine kulak veren Başkan Yalçınkaya, Akçakale'ye hizmet için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Akçakale muazzam bir yer olacak diyen Başkan Yalçınkaya şu ifadelere yer verdi. Ramazan ayındayız. Bu kutsal günlerde maalesef ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıya geldi. Çok büyük bir deprem faciası yaşadık. Biz de bu Ramazan şartlarında buradaki bütün muhtarlarımızın davetini sağladık. Birlikte bir iftar yaptık. İftarda da buranın sorunlarını, köylerin sorunlarını hepsini birlikte tartıştık. Önümüzdeki seçimde ne yapabiliriz konuştuk. Bu sebeple muhtarlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sorunlarına hakimiz. Bugüne kadar durmaksızın 4 yıl aralıksız çalıştık gece gündüz. Kalan zaman içerisinde de durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Genel seçimlere kısa bir süre kala aday adayları netleşirken kanaat önderi Muhammed Faysal Demiroğlu da
28. dönem milletvekili için yeniden Refah Partisi'nden aday adayı oldu. 28. dönem milletvekili seçimi için geri sayım başlarken aday adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da seçim heyecanı sürerken iş insanı Muhammed Faysal Demiroğlu da yeniden Refah Partisi'nden aday adayı olduğunu duyurdu. Seçim çalışmalarına başlayan ve bölgedeki esnafları ziyaret eden Demiroğlu, sahada aktif rol oynuyor. Demiroğlu yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli, saygıdeğer Şanlıurfalı hemşerilerim, 28. dönem milletvekili seçimi için aday adaylığımı saygılarımla ilan ediyorum. Fedakarlık gerektiren bu yolda vatana, millete ve ümmeti Muhammed'e Rabbim hizmet etmeyi nasip etsin inşallah," dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Şehir merkezlerinin hedef alındığı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı. Poşkodzhena vikna. Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim noktalarını hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrini vurduğunu açıkladı. Saldırıda 16 apartman, 8 ev, 1 anaokulu ve çok sayıda yapının zarar gördüğünü belirten Yermak, "Ruslar Konstantinivka'yı yoğun bir şekilde bombalıyor," ifadelerini kullandı. 16. Türkiye'deki birçok ilde yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için oy kullandı. 24 ilde kurulan 162 sandıkta çifte vatandaşlığa sahip olan seçmenler sandık başına giderek tercihlerini yaptı. Bulgaristan'da bugün yapılan milletvekili erken gelen seçimlerinde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaş soydaşlar da sandık başına giderek oy kullandı. Bulgaristan son 2 yıl içinde bugün milletvekili erken genel seçimleri için 5. kez sandık başına gitti. Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de 20 ilde 162 sandık kuruldu. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaş soydaşlar Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Konya dahil 24 ilde sandık başına giderek Bulgaristan seçimleri elektronik ortamda ve pusulalarla oylarını kullanmaya başladı. Seçimlerde 15 partiyle 7 koalisyondan 4566 aday meclise girmek için yarışıyor. Kağıt oy pusulasının kullanıldığı seçimde 300'den fazla seçmenin bulunduğu sandıklarda ise elektronik makinelere de yer veriliyor. Türkiye'de 350 bin Bulgaristan vatandaşının oy kullanma hakkı var. Ancak anketler Bulgaristan pasaportu olan seçmenlerden %10'un sandık başına gideceğini gösteriyor. TFF ikincilik beyaz grupta 30. hafta müsabakasında deplasmanda Menemen TK takımıyla karşılaşan Şanlıurfa Spor 2-1'lik galibiyette 3 puanın sahibi oldu. TFF ikincilik beyaz grupta 30. hafta müsabakasında şampiyonluğun güçlü adayı Şanlıurfa Spor deplasmanda Menemen FK takımıyla puan savaşı verdi. Karşılaşmaya her iki takım da kontrolü başladı. İlerleyen dakikalarda ev sahibi takım Menemen Futbol Kulübü Mertcan Açıkgöz'ün 28. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Şanlıurfa Spor gole cevap veremeyince ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı. Mücadelenin 53. dakikasında Şanlıurfa Spor penaltı kazandı. Kemal Rüzgar'ın golüyle Sarı Yeşil'le ekip maça denge getirerek durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmanın 65. dakikasında Doğacan Diker'in attığı golle Şanlıurfa Spor 2-1'lik skorun sahibi oldu. Şanlıurfa Spor bu galibiyette puanını 56'ya çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu.
Rakip Menemen Futbol Kulübü ise 38 puanda kalarak grupta 12. sırada yer aldı. Kenarları kullan. Orta çok kalabalık. Kenarları kullan. U14 Türkiye Şampiyonası'nda Talas Gücü Belediyespor Adana Seyhan Belediyespor karşılaşmasında yöneticinin hakeme kafa atmasıyla Talas Gücü Belediyespor müsabakayı hükmen kazandı. Mersin grubunda ilk maçına Seyfi Ali stadında Adana Seyhan Belediyespor karşısına çıkan Talas Gücü Belediyespor rakibini Emirhan Bircan'ın attığı tek golle mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertliler ikinci maçında Osmaniye Akdeniz Spor'la karşı karşıya geldi. Talas Gücü Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ederken karşılaşma yarıda kaldı. Maçın orta hakemi Osmaniye Akdeniz Spor Kulübü'nden bir yöneticiye kart göstermeye giderken yönetici sahaya girerek hakeme kafa attı. Sarı kart elinden düşen hakem ardından yardımcılarını çağırdı ve maçı tatil etti. Maçın yarıda kalması sonrası Talas Gücü Belediyespor hükmen kazanarak adını finale yazdırdı. Sarı lacivertliler final oynayacak. Bu haberle birlikte haber bültenimizi de noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.